Kanalıma yeniden hoş geldin. Bugün sizinle birlikte doğum günüme hazırlanıyoruz. Bu gördüğünüz kişi artık 25 yaşına girdi 24 Mayıs'ta ve birlikte doğum günü makyajımı yapacağız. İlk önce bu fondötenle ışıltılı primer'ı karıştırarak uyguluyorum çünkü yüzümün biraz daha böyle canlı durmasını istiyorum. Parmağımla yüzüme koyuyorum ve nemli süngerimle yediriyorum. Kapatıcı olarak da bu ikiliyi kullanıyorum. L'Oreal daha sarı alt tonlu olduğu için o morluğu nötrlemede yardımcı oluyor bana, hem de az miktarda ürünle. MAC'i de daha aydınlık durması için kullanıyorum. Kapatıcılığından bir şey kaybetmemeleri için de Naşita'nın bu 136 numaralı fırçasıyla dağıtıyorum. Göz kapaklarımı ve alnımı da yine nemli süngerimle yayarak uyguluyorum. Kalın durmasını istemiyorsanız ya da çok fazla kapatıcılık gerektiren yerler yoksa süngerle uygularsanız fazlasını emdiği için çok daha doğal bir görünüm olacaktır yine. Bronzer olarak da son zamanlarda favorim olan Misha'nın bu likit bronzerini kullanıyorum. Elmacık kemiklerimin üzerine burun ucuma ve burun üstüme, aynı zamanda da dudak çevreme sürüyorum ve yine nemli süngerle dağıtıyorum. Ve belki inanamayacaksınız ama highlighter adımına geçiyorum. Yine likit bir highlighter kullanıyorum. Hepinizin bildiği The Balm Merlot'un likit versiyonu. Çok çabuk sabitlendiği için uygulaması biraz zor. Özellikle alt zemini matsa ama sabitlenme özelliği sürdükten sonraki görünümde çok hoşuma gitti. Çünkü o ışıltıları dağılmadığı için gerçekten cam gibi yansıtıyor görüntüyü yüzünüzde. Burun ucuma ve burun üzerime de yine uyguluyorum ve geliyorum. Göz pınarlarıma da yine az miktarda koyuyorum aydınlık durması için. Ve gördüğünüz gibi yüzümde simsim durmayan sağlıklı, ışıltılı bir görünüm elde etmiş oluyorum bu şekilde. Pudra adımına geçiyorum. Bunu sadece göz altlarıma ve gözeneklerimin olduğu kısma hafifçe uyguluyorum. Bir de alnımın üzerinden geçiyorum. Mimik yaptığımda çok fazla dolmaması için ürünlerin. Ve yüzümü bitirdikten sonra göz makyajıma geçiyorum. Maybelline'in bu kahverengi kalemini alıyorum ve kuyruk olmayacak şekilde gözümün yarı kısmının diplerine uyguluyorum. Daha sonra kesik uçlu bir eyeliner fırçasına siyah bir far alıyorum ve hafifçe kuyruk oluşturuyorum dışa doğru. Sonra da yastığı uçlu bir fırçaya sütlü kahve tonlarında bir far alıyorum ve bunun üzerinden geçiyorum bir tık daha doğal durması için. Eyeliner kısmını bitirdikten sonra dikit highlighter'ımı alıyorum ve göz pınarlarımdan ortaya doğru gelecek şekilde bir miktar uyguluyorum. Fırçayla çok fazla dağılmıyor. O yüzden parmağımla uygulamayı tercih ediyorum. Böyle küçük bölgelerde ürünü direkt sürmektense parmağınıza koyup uygularsanız çok daha rahat uygulamış olacaksınız. Sonra
anda göz pınarlarım üzerinden bu paletteki şu farla geçiyorum. Gerçekten almanız gereken bir far paleti ve maskara adımına geçiyorum. Kirpiklerimi kıvırdıktan sonra önce teleskopikle sonra da Maybelline Sky High ile iki kat sürüyorum. Maskaramı da sürdükten sonra kaşlarıma geçiyorum. NYX'in bu sabitleme jeliyle kaşlarımı sabitliyorum. Dudaklarıma da yine NYX'in Nude Beige kalemiyle çerçeve yapıyorum ve hafifçe içini dolduruyorum. Ve şimdi taş yapıştırma adımına geçiyorum. Makyajımın bir tık daha farklı olabilmesi için bu taşları göz altlarıma yapıştıracağım. Hepsini eşit yapıştırmak ve hepsinin görünür olmasını sağlamak gerçekten zor. O yüzden bu aşamaları çok fazla kırpmadım. Ama gerçekten makyajınızı inanılmaz güzelleştiren bir şeymiş şu minicik taş bile. Burada normalde kaşımı da çevrilecektim ama görünmediği için ondan vazgeçiyorum ve bir tık daha büyük bir taş alıp eyelinerımın kuyruk kısmının tam altına bırakıyorum. Ve son adıma geçiyorum. Fenty'nin bu glossunu kullanacağım. Gerçekten hayatımda kullandığım en iyi gloss diyebilirim. Ve makyajımın da aynı zamanda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin de doğum günleri ne zaman bilmiyorum ama hepinize iyi yaşlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum.